Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren programın bu haftaki konuğu göz hastalıkları ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Sayın İbrahim Etemay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizinle gerçekleştirdiğiniz kornea nakli üzerine konuşacağız. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konu başlığı bugün bizimle beraber olacak bu programda. Geçmeden sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim İbrahim Ethem. Antalya'da doğup büyüdüm. Tıp fakültesini ve uzmanlığımı Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra biz hekimler zorunlu hizmet yapıyoruz. Benim zorunlu hizmetim neyse ki Sandıklı Devlet Hastanesi'ne çıktı. 2 yıl orada çalıştım ve neyse ki diyorum çünkü benim annem Afyonlu. Bu Bugün coğrafyaya yabancı değilsiniz. aşinayız Evet. tabii. Sandıklı'da çok güzel günlerimiz geçti. 2 yıl boyunca orada elimizden geldiğince insanlara yararlı olmaya çalıştık. Sandıklı'daki görevimden sonra da beni Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden hocalarımız aradılar ve burada biz bir göz bankası kurmak ve kornea nakli ameliyatları yapmak istiyoruz. Bunun için de birine ihtiyacımız var. Sen bu işi yapabilir misin? Ne dersin dediler. Ben de tabii Akdeniz Üniversitesi'nde hem tıp eğitimini aldığım için hem de uzmanlık eğitimini aldığım için Akdeniz Üniversitesi biliyorsunuz nakilleriyle ünlü Tabii. bir üniversitedir. Orada yetiştiğim için ben bunu yapabilirim dedim. Bu işi halledebiliriz dedim. Başa çıkabiliriz dedim. Daha sonra göreve başladım. Yaklaşık 2 yıldır da Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeyim. Aslında Afyon'da kornea naklini yapmak istesek mesela 1 yıl önce de yapabilirdik. Ama biz kalıcı bir eser bırakmak istedik ve önce bir göz bankası kurduk. Göz bankası ne demek dersiniz? Yani Hep duyarız ama bu kavramları çok da bilmeyiz. tabii. Sayenizde biz de işte insanlarımızla bu kavramları tanıştırmış olacağız bu program vasıtasıyla. Şimdi şöyle, bir göz doktoru kornea nakli yapmak isterse bir göz bankasına başvuruyor. Diyor ki benim hastalarım var, hastalıkları, şikayetleri bunlar. Bana kornea gönderirseniz ben diyor nakil yapmak istiyorum. O göz bankaları da vefat edenlerden, ailelerinin rızasıyla bağışlayanlardan bu korneaları topluyor ve ihtiyacı olan göz doktorlarına gönderiyor nakil yapılması için. Şimdi biz deseydik ki burada bir göz bankası kurmayalım. Göz bankası kurmak çünkü çok meşakkatli bir iş. Bir göz bankası işletmek çok meşakkatli iş. Türkiye şartlarında pek çok riski, zorluğu olan bir iş. Ben rektör hocamızla sağ olsun konuştuğum zaman benden nasıl bir şey bekliyorsunuz dedim. Hocam kalıcı, uzun yıllar bu halka hizmet edecek güzel bir iş bekliyoruz dedim. Hocam dedim o zaman biz hemen böyle bir apar topar nakil işine girmeyelim. Çünkü eğer nakil yaparsak, diyelim Ankara'dan bize 2 tane kornea geldi. Biz de burada 2 hastaya nakil yaptık. Daha sonra insanlarımıza duyurduk. Dedik ki biz kornea nakline başladık dedik mesela 1 yıl önce. Ondan sonra insanlar da bize gelecekler nakil olmak için. Biz diyeceğiz ki elimizde hiç kornea yok. Beklerseniz bir yerden kornea gelirse yapalım diyeceğiz. Bu da haklı olarak insanlarımızda hayal kırıklığına yol açacak. Evet, elbette. Dolayısıyla prematüre erken doğum olacaktı. Onun yerine biz önce bir göz bankası kurduk. Bunun da prosedürü çok zor. Gerçekten haklı olarak da zor. Zor da olması lazım. Rektör hocamız çok destek oldu. Nurullah Okumuş hocamız. Tıp fakültesi dekanımız ve göz hastalıkları ana bilim dalı başkanlığını yürüten Necip Vecit hocamız çok destek oldu. Başhekimimiz Ahmet Ali Tuncer abimiz çok destek oldu. Yani ne ihtiyacımız varsa biz her şeyi yerine getirdik. Ankara'dan bizi denetime geldiler. Dediler ki mesela bu odayı yıkın, şöyle bir oda yapın. Derhal o oda yıkıldı, yenisi yapıldı. Yani ne gerekiyorsa her şey tamamlandı ve biz bir göz bankası kurduk geçtiğimiz ay. Daha doğrusu Eylül ayının başında. Göz bankası kurduğunuz zaman kornea bağışçılarından korneaları alma yetkiniz oluyor. Dolayısıyla biz artık birilerinden nakil yapmak için kornea beklemiyoruz. Halkımız bize kornealarını bağışladığı zaman yine halkımızın hizmetine kullanabiliyoruz. Dolayısıyla biz geçen hafta 2 tane kornea nakli ameliyatını yaptık. Çok şükür başarıyla sonuçlandırdık. Hemen dün de bir tane daha yaptık. Haftaya bir tane daha yapacağız. Yani çünkü artık bir göz bankamız olduğu için halkımız da bu konuda duyarlı, bağışta bulunuyor insanlar. Kornea da sağlıyoruz. Halkımıza hizmet etmiş oluyoruz Evet. dolayısıyla. Bu göz bankasına kornea bağışında bulunmak için ne gerekiyor?
Bunu da vatandaşlarımıza etraflıca anlatalım. Tabii. Kornea dediğimiz şey aslında ne? İsterseniz önce bundan bahsedelim. Kornea gözün ön kısmındaki, gözün renkli kısmının önündeki, gözün renkli kısmı iris oluyor. Hı hı. Gözün renkli kısmının önündeki saat camı şeklinde saydam bir tabaka olarak bilinir. İnsanlarımız yakınlarını kaybettiklerinde, ilk yani 70 yaşına kadar yakınlarını kaybettiklerinde, Akdeniz Üniversitesi, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin göz bölümüne gelip ilk 24 saat içinde bizim bir yakınımız öldü. Biz bunun kornealarını bağışlamak, iki insana ümit olmak istiyoruz derlerse, umut olmak istiyoruz derlerse, biz hemen gerekli prosedürü başlatıyoruz ve vefat eden kişinin kornealarını alıyoruz. Aynı hafta içinde de bir kişiye, iki kişiye, yani bekleyen iki kişi oluyor genelde. Nakil için hemen işlemleri başlatıyoruz. Bu uzun bir operasyon mu hocam? Korneanın alınması. Korneanın alınması, bir korneanın alınması 2 dakika, öbür görmenin alınması da 2 dakika sürüyor. Dolayısıyla çok, aslında ne tabii, kadar tabii. hayırlı bir çok işe hayırlı imza bir. Atmış olmak. Tabii ve şöyle bir şey var. Vefat eden kişinin vücut bütünlüğü bozulmuyor. Yani ailesi korneaları biz aldıktan sonra hocam aldınız mı? Hani hiçbir şey değişmemiş diyeceklerdir. Bir değişiklik olmayacak vefat eden kişinin vücudunda. Tabii yani saat camı şeklinde saydam şeffaf bir tabaka olduğu için halkımız da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz ki zaten hastane şartlarında da vefat etmesi gerekmiyor. Gerekmiyor. Evde de vefat edebilir. Yani evde doğal bizim şöyle şöyle bir yakınımız vefat etti. 70 yaşının altındaysa bize başvururlarsa ilk 24 saat. Şimdi şöyle, kornea bir organ değil. Bir doku. Dolayısıyla organ bağışında biliyorsunuz hastanın beyin ölümü gerçekleşecek ama kalbi çalışıyorken beyin ölümü gerçekleşmiş artık geri dönüşsüz aşamaya gelmişse organları alınıyor. Biz öyle değil. Bizde ölüm katılığı gelişmiş. Biz canlıdan zaten almıyoruz. Biliyorsunuz canlıdan canlıya böbrek verilebiliyor. Annesi oğluna veriyor falan. Bizde böyle şeyler yok. Bizde ya beyin ölümü gerçekleşecek ya da artık ölüm katılığı gerçekleşmiş. İlk 24 saat vefattan sonra ölümün tam gerçekleşmiş olması gerekiyor. Beyin ölümüyle birlikte yani. İlk 24 saat içinde alınması gerekiyor. Tabii alınması gerekiyor. Evet. Kornea nakli zor bir işlem mi hocam? Biraz da bunu konuşalım. Tabii çünkü sonuçta siz vefat eden birisinden bir dokuyu alıyorsunuz. Yaşayan birisine naklediyorsunuz. Sonra da bunun orada bir iş yapmasını bekliyorsunuz. Yani gözü görmeyen bir insanın gözünü vefat eden birinden alınan bir parçayla görmesi çok meşakkatli bir iş. Evet. Ama çok şükür biz bunu yapacak donanıma sahibiz. Yani 2 dakikada alıyoruz dediniz. Nakli ne kadar süre? Tabii nakil 1 saati buluyor. Biz saç kılından ince 16 tane dikiş atıyoruz. Gerekirse daha fazla da atılabiliyor. Saç kılından incedir bizim dikişlerimiz. Mikroskop altında yapıyoruz. Çok şükür artık nakillerimize başladık. Hem geçen hafta yaptık, hem bu hafta yaptık, hem önümüzdeki hafta gün verdik. Dolayısıyla şu açıdan da ben rektör hocamıza bilhassa dekan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben burada göreve başlamadan evvel sadece beni liyakat açısından incelediler. Ne kadar yani önemli. Hiç kimse bana sen ne yapıyorsun, necisin, ne yaptın, ne ettin yani anlatabiliyor muyum? Yani hani Türkiye'de çok yakınılıyor böyle şeylerden. Maalesef. Bana hiç kimse ne siyasi görüşümü ne dini inancımı hiçbir şeyi sorgulamadı. Bana sadece şunu söylediler. Hocam sen bu işi yapabilir misin? Bakın bu çok kıymetli bir şey. Zaten bir bilim insanında da bu şart aranmalı sadece. Evet estağfurullah tabii ama yani bu çok kıymetli bir şey. Ben mesela Afsu'nun şeyini görüyorum. Yani ne derler artık slogan mı, motto mu? İşte sağlığın üniversitesi diye. Ya bence bu, ben girerken şunu söyledim açık yüreklilikle. Rektör hocamız döneminde, dekan hocamız döneminde. Liyakatin üniversitesi. Ne güzel. Bu çok kıymetli. Bunu da söylemem lazım. İçeriden bir bilim insanı bunu söylemesi de önemli. Çünkü gözlemlerinizi paylaşıyor. Tabii çünkü ben artık içeriye girdim ve çok rahatlıkla bu konuda bir eleştirim olsaydı bunu da söylerdim yani. Mizacımı tanıyanlar bilir. Çünkü ben minnettarlık duyuyorum. Bunu da gerektir. Tabii yani bunu da gerektir. Sağ olsunlar ve dediler ki madem yapabilirsin buyur tamam şartları da sağlıyorum. Başladık. Ne eksiğin var diye sordular. Ne eksiğimiz varsa hiçbirini ikinci defa istemedik. Yani ben şöyle bir, eğer hastaneyle bir eksik varsa, hastaneyle ilgili bir ayarlama yapılacaksa, başhekimimiz ikinci defa bunu niye almadık, ne zaman alacağız dedirtmedi.
Dekanlıkla ilgili işlerde, rektörlükle ilgili işlerde zaten hocamız, bakın ben size çok dramatik bir şey söylemek istiyorum. Normalde bir göz bankasının kuruluş şu nasıl öğrenilir? Biz resmi yazıyı bekliyoruz. Resmi yazı gelecek, artık bütün denetimler bitti, defalarca denetim, kuruluş yazısını bekliyoruz. Evet. Yazı, ben yazıyı rektör hocamızın WhatsApp'tan bana göndermesiyle öğrendim, hayırlı olsun hocam diye. Bakın, bakın üniversitenin rektörü birçok işinin arasında size bunu WhatsApp'tan yazı ona gelince yazının resmi kanalla bize iletilmesini beklememiş. Hocam hayırlı olsun, hazır mıyız demiş. Ben de hazırız hocam, hemen başlıyoruz dedim. Bu benim için çok motive edici bir şey, bakın. Yani bu ne demek? Bir şey daha söylemem lazım. Bakın yani burada milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Neden derseniz. Hepsi bu konuda öncülük etti. Çünkü. Tabii ki. Çünkü ben nakil işlemlerini yaptığım zaman bizim milletvekillerimiz tebrik ettiler. Yani dediler ki siz böyle bir nakile başlamışsınız, hayırlı olsun. Çok hem internetten bunu duyurdular hem beni aradılar. Önceki belediye başkanımız Burhanettin Çoban başkanımız beni aradı. Yani Afyon'un ileri gelenleri bu işin yapılması konusunda tam bir destek halinde. İlk protokolü de bunu çok istedi. Tabii benim çok kıymetli bir hocam bana dedi ki, mesela Vali Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İnternetten bizim nakillerimizi tebrik ettiğine dair bir yazı yayınladı. Evet, bir Twitter'dan. Benim çok kıymetli bir hocam bana şunu söyledi. Ben 2500 tane nakil yaptım. Hiçbir milletvekili, hiçbir vali bana teşekkür etmedi. Sen ne kadar şanslısın dedi. Afyon'da. Ben ilk kez nakillere başlıyorum. Evet. Şunu da unutmamak lazım. Marifet iltifata tabidir demişler. Ya çok teşekkür ediyorum ama maalesef Türkiye'de her marifet iltifat alamıyor. Dolayısıyla bakın şimdi biz çok mutlu oluyoruz. Biz yani yaptığımız işin böyle takip edildiğini, takdir edildiğini görünce biz de diyoruz ki daha da iyi yapalım, layık olalım, gereğini yerine getirelim. Bunlar çok kıymetli. Ben yani biraz da milletvekillerimiz Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve Hasan Arslan milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hasan Arslan vekilimiz bir daha ayrıca... Bir hekim. Tabii hekim ayrıca, yani bu işlerde ilgili. Vali Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdılar. Biz yaptığımız işle yoruluyorduk. Bu şikayet amaçlı değil, doğal bir süreçtir. O yorgunluğumuz gitti. Artık yorulmadan çalışıyoruz. Harika. Şimdi hocam daha iyi anlamak adına nerelerde kornea nakli yapılıyor? Mesela üniversiteleri şöyle birkaç tane sayarsak Akdeniz Üniversitesi'nde yapılıyor. Büyük şehirlerde var. Tabii herhalde. Büyük şehir, genelde büyük şehirlerde var. Evet. Ankara, İstanbul, İzmir. Tabii burada kornea nakli yapılan şehir sayısı daha ziyade göz bankası olan şehir sayısı çok önemli. Evet, kaç tane üniversite? 46 tane üniversitenin şu anda göz bankası var. Bunların büyük çoğunluğu, pek çok göz bankası İstanbul'da, Ankara'da toplanmış durumda. İzmir'de toplanmış durumda. Büyük şehirler toplanmış durumda. Bizim gibi bir Anadolu Üniversitesi olması çok nadir. Tabii çok nadir. Bir de şimdi bakın Burdur'da bir nakil yapma imkanı yok. Şu anda Uşak'ta yok, Kütahya'da yok. Bunun için aslında bölgeye de hitap edeceğiz. Tabii biz sadece Afyon'a değil bölgeye hitap ediyoruz. Evet. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani kalıcı bir eser oldu. Eğer ben burada bakın sadece nakillere başlasaydım, ben burada diyelim vakti geldi, emekli oldum, ayrıldım, bir şeyler oldu. Bu iş devam etmeyecekti belki de. Ama şimdi rektör hocamızın desteğiyle biz burada bir göz bankası kurduğumuz için artık olay kişi bağımlı olmaktan çıktı. Bir sistem kuruldu. Sistem kurdu tabii, amacımız öyle. Ve inşallah ben burada uzun yıllar devam etmek istiyorum. Zaten eşim Afyonlu, annem Afyonlu. Ama vakti zamanı geldiğinde de buradan işte emekli olacak yaşa geldiğimizde de yaşım genç ama bunları da düşünmek yani gerekir. Bir eser bırakıp gidecek. Ve yerimize de bu işi yapacak öğrencileri, talebeleri yetiştirip bırakmak lazım. Çünkü Afyon'da ben çok iyi işler yaptım demekle bitmez. Bizden sonra o iş devam ediyorsa bu kıymetlidir. Kesinlikle. Hocam şimdi kornea nakli yapılan insanlar tamamen göremeyen insanlar mı? Ben hani daha iyi anlayalım diye özellikle bunu sormak istedim. Tabii şöyle. Şimdi bizde mesela nakil yaptığımız hastalarımız parmaklarımızı daha iyi anlaşılması için şöyle anlatayım. Mesela parmağınızı yanına yaklaştırıp bu kaç diye sorduğumuzda 30 santimden dahi bunu seçemeyen insanlar. Yani kendi o gözüyle yemeğini yemeyen, tuvalete gitme imkanı olmayan, o kadar bile görmesi olmayan insanlar. Bunlar doğuştan mı yoksa sonradan mı? Mesela korneanın hastalanması için çok fazla sebep var. Mikrop kapmaya bağlı kornea iltihaplanmış olabilir, keratit dediğimiz. Veya katak ameliyatından sonra bazen kornea ameliyatı kaldıramaz. Ağır gelir, iflas eder.
O korneaları da yine değiştirmek gerekir. Böyle hastamıza nakil yaptık. Başka bir merkezde katarak ameliyatı olmuş. Ameliyattan sonra görme duyusunu tamamen kaybetmiş ama tama yakın. Biz ona nakil yaptık ve şu an iyi durumda. Kaç hastaya yapıldı şu ana kadar? Geçen hafta iki hastaya yaptık. Dün bir hastaya yaptık. Haftaya da bir hastaya daha devam edeceğiz. Dördüncü hasta önümüzdeki hafta. Evet, Şu an evet. üç hasta yapıldı. Son derece gerçekten kıvanç doluyuz. Emeklerinize sağlık. Bir de kornea nakillerinde bir doku uyuşmazlığı gibi bir şey söz konusu mu? Gerekmiyor çok şükür. Direkt herkesten aldığımız herkese nakledebiliyoruz. Bakın geçen hafta bizim kornea nakli yaptığımız hastalardan bir tanesi daha önce bir şehirde nakil olmuş. Nakilden bir süre geçmiş. Bünyesi korneayı reddetmiş. Böyle şeyler de Tabii olabiliyor. ikinci kez nakil olması gerekmiş. Tekrar sıraya yazılmış. Bir yıldır sıra bekliyormuş başka bir şehirde. Bizim burada göz bankası kurduğumuzu, nakillere başlayacağımızı duyunca genç de bir kadıncağız, çocukları var. Hocam dedi ben başka şehre gidip gelmekten mahvoldum. Maddi manevi zorlanıyorum. Çok zor tabii. Çocuklarım burada kalıyor. Benim nakilimi burada yapar mısınız dedi. Biz de memnuniyetle yaparız dedik. İlgili şehirdeki hocamızı aradık. Hocam dedik sizin böyle böyle bir hastanız var ama biz de artık göz bankası kurduk. Nakillerini biz burada yapabilir miyiz dedik nakil ameliyatını. Tabii ki yapabilirsiniz memnun olurum dedi. Orada daha sıra bekleyecektir. Orada daha sıra bekleyecektir. Büyük bir şehir Tabii herhalde. büyük şehirde oldu. Bizde ise hemen geldi. Nakilini yaptık. Ertesi gün taburculuğunu yaptık. Çok şükür görmesi ilk güne göre daha iyi. Gün Harika. günde daha iyi olacak. Hemen nakil yapılır yapılmaz görme başlıyor ama herhalde ilerleyen süreçte daha mı netleşiyor? Daha da netleşiyor. Şöyle bir şey var. Bir de ben anestezi hocalarımıza, Remzi hocamız bölüm başkanı. Hani ya Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi anestezi ve reanimasyon anabilim dalı Remzi başkanı. Hanım eski vekil aynı zamanda. Evet, evet öyle. Ben ona da çok teşekkür ederim. Şöyle ki anestezi hocalarımız harika bir sistem kurmuşlar. Bakın geçen hafta bizim ameliyat ettiğimiz hasta 78 yaşında iki defa bypass ameliyatı olmuş bir hastaydı. Kalbinde ciddi sıkıntılar vardı, akciğerinde sıkıntılar vardı. Bu hastanın ameliyatını hocalarımız, anestezi ekibi hastayı uyuttular ve sağ salim uyandırdılar. Çok Onların şükür. desteğiyle yaptık. Kendisine de teşekkür borçluyum, bütün ekibine anestezi. 70 yaşına kadar bağışçıdan alınıyor ama ilerleyen yaşlardaki İhtiyacı kornea varsa herkese bekleyenler yapabiliriz tabii. takılabilir. Bunu da altını çizmiş olalım. O halde kornea nakli bekleyenler sizin göz bankanıza gelip sıraya girebilirler. Öyle değil mi Tabii hocam? ki tabii ki muayene olabilirler, gelebilirler, yardımcı olacağız, oluyoruz. Peki elinizde yeterli kornea var mı? Bağış oluyor çok şükür. Karşılayabiliyoruz, kendimizi çevirebiliyoruz. Ama buradan özellikle yakınını kaybedenlere seslenelim. Aynı gün içerisinde öyle değil mi? Tabii, Bağışçı tabii. olabilirler. Ve diyor ki hocam herhangi bir vücut bütünlüğünde de bozulma Tabii, yaşandı. anlamayacaklardır bile. Son derece önemli. Gerçekten ilimizde böylesi bir işin yapılması bir kıvanç vesilesi. Sizi ve ekibinizi kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de kapatırken son bir şey söylemek Buyurunuz. istiyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bakın, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi artık nakil kültürü olan nakil merkezi haline gelecek. Biz bunu korneayla başlattık. Rektör hocamız Belki şimdi organ nakilleri sürecek. rektör hocamız bunun da süreceğini taahhüt ediyor. Bu konuda işlemler de başlamış. Bu vizyon çok önemli. Yani bu vizyon çok önemli. Çok teşekkür ediyorum hocalarıma. Bana bu imkanı verdiler. Burada nakil yapma imkanı tanıdılar. Ben de vefa borcumu işimi iyi yaparak ödemeye Ne çalışacağım. Çok güzel. sağ olun. Sizin gibi genç, işine aşkla yapan bir bilim insanını biz de Estağfurullah. Çok sağ olun. tanıdığımız ve ağırladığımız için mutluyuz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Sayın İbrahim Ethem Ay ile beraberdik ve kornea naklini konuştuk. 15 gün sonra farklı bir konukla ve farklı bir konuyla yine sizlerle olacağız. Ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.